Bu kadar. Bir de şu var aslında, yani söylediğin Sadat örneğiyle, ben de hep Sadat örneğiyle veriyorum. Sadat örneğiyle bu işin böyle yürümesi çok önemliydi. Yani paramiliterizmin bir ayağını kırdı. Kılıçdaroğlu'na da şöyle uyarılarımız oluyor. Sadece Sadat'la bitecek bir mesele değil bu. Başka meseleler de var, başka sıkıntılı şeyler de var. Yani bu aparatlar, TÜRGEV olsun, işte Türken olsun, Amerika'daki ya da İstanbul'daki, Ankara'daki TÜGVA olsun, bunlar AKP'nin aparatları. Bunların birkaç amacı var. Yani bunlar para transferi, bunlar kendilerine bir sermaye yaratmak ve sonuç itibariyle eğer bu noktalarda başları derde girerse de topluma karşı gözdağı vermek, paramiliter faaliyetlere soyunmak. Dolayısıyla hepsinin birlikte yan yana hatırlatılmasında yarar var. Bu açıdan da Kılıçdaroğlu son 3 haftadır yaptıklarını çok olumlu buluyorum. Neden olumlu buluyorum? Bu meselede de bir gözdağı verdi aslında. Yani belgeler, evet, çok önemli, büyük bir vurgun ama kaçamayacaksınız dedi. Burada bürokrasiye de bir ayar vardı ve söylediğiniz ifade çok önemli. Kılıçdaroğlu asla belgesiz, bilgisiz bu ifşaları yapan bir lider değil. Bu noktada da şunu söylüyor Kılıçdaroğlu, bize her yerden bilgi geliyor. Biz bir biçimde devletin kurumlarından kopuk değiliz diyor. Bu da çok önemli bir durum. Yani bu çok da doğru. AKP'yi çok boşa düşüren bir durum. Çok doğru. Erk Bey, şunu eklemek istiyorum. Bakın, 67 milyon dolar, yani 1 milyar TL'den, tabii dolar her gün arttığı için daha fazla bir hale geldi. 67 milyon dolar Amerikan standartları için bile çok yüksek bir meblağ. Şuradan açıklayayım. Amerika'da mesela bağışlar, yani insanlar tabii dışarıdan bakınca nasıl görüyor bilmiyorum ama yani her önüne gelen zenginle 10 milyonlarca dolar bağışlamıyor Amerika'da. Mesela siyasetin finansmanı Amerika'da çok farklı, biliyorsunuz. Amerika'da bir siyasi kampanyaya bir kişinin verebileceği maksimum para 2900 dolar. Ön seçimde 2900 dolar verebiliyorsunuz bir adaya. Seçimin kendisinde 2900 dolar verebiliyorsunuz, 5800 dolar. Bakın, Amerika'da yani siyasete bağışların etki etme şeyi, tabii bunun farklı yani formatları da var, daha fazla verebilenler de var. O ayrı ama bireysel olarak bahsediyorum. Bireysel olarak 2900 çarpı 2 5800 dolardan fazla para veremiyorsunuz Amerika'da. Yani sanki Amerikan sistemi böyle herkesin önünün parası olan iş adamları falan, böyle vakıflara, işte siyasilere, biraz da onlara tabii iyilik olsun amaçlı, böyle milyonlarca dolar aktarıldığı ve devletin buna izin verdiği bir sistem değil ki. 67 milyon dolar Amerikan standartları için bile çok yüksek para. Ve madem bu iş adamları bir hayır hasenat yaptıklarını iddia ediyor, yani niçin bu kadar gizli bir şekilde yapıyorlar? Niçin hala burs verilmedi? Niçin Türkiye'de festivaller, konserler yasaklanırken gelip burada... Şampanya orkestrası, bu çok kritik bir şey yani aslında. Ve şöyle bir şey var. Şimdi AKP medyası biliyorsunuz garip bir şekilde sürekli anti-Amerikancılık yapar, sürekli Amerika'ya saldırır, bütün Amerikalıları, başkanları FETÖ'cü ilan eder... Herkes PKK şey yapar. Hep böyle insanlara saçma sapan suçlamalarla gelirler. Şimdi bakıyorsunuz, bu mesela geçen hafta 18 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na verilen raporda Türken Vakfı yöneticileri Adalet Bakanlığı şart koştuğu için hangi siyasilere kendi yöneticileri bireysel olarak bağış vermiş, bunu da açıklamak zorunda kaldılar. Şimdi 2016 seçimlerinden sonra 2020 seçimlerini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. AKP medyası Trump kazansın, Trump kazansın diye böyle sürekli propaganda yapıyordu garip bir şekilde. Ve Hillary Clinton'a sürekli FETÖ'cü olmakla itham etmişti. İşte PKK'yı sevmekle itham etmişti. Böyle ithamlar olmuştu. Ya bu Türken Foundation'ın genel sekreteri ve Simon'ı, muhasebecisi Hillary Clinton kampanyasında binlerce dolar bağışta bulunmuş. Ve bu ithamların olduğu süreçte başka New York'ta bir kongre üyesi var. Kendisi Dışişler Komite Başkanı Mix isimli. Mesela Mix'e de sürekli FETÖ'cü FETÖ'cü falan diyordu bu AKP medyası ve troll ordusu. Bir baktık adama binlerce dolar para vermişler. Bu Türken Foundation'ın New York'taki yöneticileri adama destek olmak için. Yani şunu söylemek istiyorum. Gazeteci arkadaşlar, halkın bir kısmı, yöneticiler...
şey diyebilir işte bu kampanya şöyle etkili oldu, böyle etkili olmadı ama ben siyasette sonuca bakıyorum Erk Bey. Bu konu eğer 5 gündür tartışılıyor ise Genel Başkanımız Salı günü öğlen grup toplantısında bir açıklama yapacağını duyurdu. Henüz açıklamayı yapmadan ya bir bekleyin açıklama olsun da ondan sonra cevap verin değil mi? Ömer Çelik çıktı açıklama yaptı. İşte grup başkan vekilleri çıktı. İşte Mustafa Şentop çıktı. Ya da bir şey çıkmadı ağzından genel başkanın. Daha bir şey söylemeden böyle bir reaktif şey girdiler. Niçin? Bunun cevabını verebiliyor mu o hadiseyi beğenmeyen arkadaşlar? Ve Tayyip Bey 2 gün sustu, sustu, sustu. Önce avukatı dava açacağını ilan etti. Ondan sonra Tayyip Bey topa girdi. Ya bakın Türkiye öyle garip bir hal aldı ki bu AKP iktidarı yüzünden. Suriye'de 34 tane askerimiz öldürülüyor, şehit oluyor. Suriye rejimi ve Rusya tarafından. Günlerce kimsenin sesi çıkmadı. Yakın bir zaman sonra Tayyip Bey aldı etrafındaki siyasilerle beraber Putin'e gitti. Bir de kapıda bekletildi. Açıklama yok. Ya 34 tane askerin seni bombalanarak ölmüş. Niye bir açıklama yapmıyorsun? Ama bakın bu konu o kadar canlarını yakmış ki Erk Bey. Yani bu yapılan genel başkanımızın önce Sadat'la alakalı yaptığı Sadat da hamle. canlarını çok yaktı. Erdoğan öyle acemice bir hamle yaptı ki ben bu kişileri tanımam dedi. Evet. Oysa yani MGK toplantısında Hakan Fidan'ın yanında oturan baş danışmanı Kesinlikle. olan kişiden söz ediyordu. Bir Kesinlikle. Ya da tabii. vakıfla ilgili bir takım şeyler de sormak istiyorum Tabii. elbette. Şimdi hani biz şey de biliyoruz. Türkiye'de bir takım insanlar geçtiğimiz yıl kayboldular. Aracı kurumlarla gittiler. Başka ülkelere yerleştirildiler. Birileri bu vakıf aracılığıyla oturum almış mı? Bunu merak ediyorum dolayısıyla. Ya da böyle bir şüpheniz var mı sizin? Şimdi şöyle Erk Bey. Bu vakıflar üzerinden herhangi bir kimseye oturum alındı mı alınmadı mı o sorunun cevabı henüz yok. Ancak Amerikan sistemini kısaca anlatırsam bence izleyeceğimiz ne demek istediğimi anlayacak. Şimdi Amerika, ben Avrupa'da da uzun yıllar yaşadım. Yani ben 15 yaşından beri son 25 senedir yurt dışında yaşıyorum. İsviçre'de yaşadım, Avusturya'da yaşadım, İngiltere'de yaşadım. Ve bunun en uzun kısmı 20 seneden fazladır Amerika'da. Şimdi diğer ülkelere nazaran Erk Bey, göçmenlik Amerika'da çok zordur. Yani çok zordur. Niçin çok zordur? Çünkü kotalara tabidir. Beyaz yakalılar için bile her sene mesela en çok kullanılan H-1B denilen bir vize vardır. Bu çoğunlukla beyaz yakalılar için kullanılır. Onun bütün Amerika'daki şirketler için toplam kotası 55 bin. Yani her sene H-1B vizesi 55 binden fazla insana verilmiyor Amerika'da. Ve bu zaten dışarıdan işçi olarak çalışmak için oturum izni almak isteyen insanların büyük bir kısmı zaten o oluşturuyor. Şimdi bu kotaya kimler tabi diye biliyor musunuz Amerika'da? Vakıf yöneticileri ve vakıf tarafından işe alınan insanlar bu kotaya tabi değil Erk Bey. Ve vize sürecinin ayarlanması, oturma izninin çıkarılması, Amerika'ya gelebilmesi, yani turist vizesiyle gelebilir bir grup insan Amerika'ya. Bir vakıf onlara sponsor olabilir. Kısa bir sürede kotaya da tabi olmadıkları için yani kabul edilmeme gibi riskleri de yok. Eğer çok ciddi bir hata yapmadılarsa hayatlarında. Yani bu yakınlar, aile üyeleri falan diyoruz ya. Yani hop Evet. turist vizesiyle gelecek. Bu vize onlara sunulacak. 5 sene sonra green card, yeşil kart sahibi. 5 sene green card oturduktan sonra vatandaş. Yani bu sistem dediğimiz şeylerden bir tanesi bu zaten. Bu sistemin önü Yandaş çok kötü. sistemi ne güzel iş yani. Sizin yandaşlarınız kamunun paralarıyla peşkeş çekilen mal varlıklarıyla Amerika'da istedikleri gibi takılsınlar yani. Ya Erk Bey 1 milyar TL ile Türkiye'de on binlerce öğrenciye, on binlerce öğrenciye bursla verilirdi, yatacak yerde ayarlanırdı. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan 2 gün önce Tayyip Bey Maarif Vakfı'na 1 milyar TL'den fazla yine kaynak için imza attı. Yani şu an Türkiye'de 180'den fazla okul inşaatı durdu kaynak yok diye. Yani bu Maarif Üniversite öğrencileri sokakta çocuklar. sokakta ve duymazlıktan geliyor iktidar. Yani
Bu Maarif Vakfı, Türken, Ensar, Türkiye, bunların hepsi paralel Eğitim Bakanlığı Türkiye'de. Paralel. Bakın devlet içinde devlet olmaz. Bakanlık içinde bakanlık olmaz. Aynı sıkıntıları Sağlık Bakanlığı'nda da görüyoruz Türkiye'de. Aynı sıkıntıları Polis Teşkilatı'nda da görüyoruz. Diğer bakanlıklarda da görüyoruz. Tarikatlar Yani üzerinden görüyoruz değil mi? tabii Menzil ki öyle. üzerinden görüyoruz, İsmail Tabii. Ağa'dan görüyoruz. Kesinlikle. Yani mesela bir tarikat gidiyor. Ya geçmişte yani Fethullah Gülen ve tarikatına bugünün FETÖ'sü, geçmişte onların Gülen tarikatı yaptıklarının aynı hataları şimdi başka tarikatlar üzerinden yapıyorlar. Bakanlıkları paylaştırıyorlar tarikatlar arasında. Bakın herkesin inancı kendine. Herkesin inancı kendine. Ama devlet içinde devlet olmaz. Bu her zaman iyi bitmeyen bir hikaye Erk Bey. Bu hikayenin sonu her zaman kötü bitiyor. Çünkü siz devlet otoritesiyseniz siz 84 milyon vatandaşınıza eşit davranmanız lazım. Dili, dini, ırkı, inancı, inançsızlığı, siyasi görüşü ne olursa olsun siz eşit davranmanız lazım. Yani devletin bütün vatandaşlarına hizmet götürme, bütün vatandaşlarının güvenliğini sağlama, sağlık hizmeti verme, eğitimini sağlama, güvenliğini sağlama gibi büyük bir misyonu var. Şimdi siz bu işi tarikatlar arasında pay ederseniz bu hikayenin sonu iyi bitmiyor. Bakın Evet. Fethullah Gülenciler ne yaptılarsa işte diğer tarikatlarla da olan hikaye iyi bitmeyecek. Bunu hepimiz göreceğiz.